Yukarıda Allah var demek veya Allah gökte şahidimizdir, şahidimdir demek. Küfürdür. 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 Muhammed bin Kutbettin İznik Hazretleri, dedelerimizin el kitabı olan Mızraklı İlmihal ismiyle meşhur olan Miftahul Cenne kitabında açık net yazmış onu. İmam Bergivi Hazretleri de yazıyor. Tam İlmihal Sahibi'de var, İslam Ahlak kitabında var. Namaz kitabının arkasına almışlar, hususi olarak onlar da yazmışlar. Orada açık net bir şekilde. Çünkü yukarıda Allah şahidimdir. Yukarıda Allah var, bizi görüyor. Demek Allah-u Teala mekan isnat edildiği için küfürdür. Namaz kılsa da kafirdir. O halinden tövbe etmedikçe ecel gelse imansız gider. Onun için de mesela küfür bahsini okumalı. Bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabının o Mızraklı İlmihal kısmında ve bir de o namaz kitabı var. O namaz kitabının sonunda küfür bahsi maddeler halinde. Elfaz-ı küfür. Elfaz-ı küfür olarak maddeler halinde. Oturup çoluğa çocuğa zaman zaman hem kendimiz okuyacağız hem de çoluğa çocuğa okutturacağız. Öylelikle ayakta kalırız. Yoksa ondan sonra efendim işte falan feşmekan şunu dedi, feşmekan bunu. Niye sen falan feşmekan ediyorsun? Ne güzel kitaplar yazılmış. Oku, kitap okusana. Bir insanın haberi olmadan imanı gidebilir mi? Gidebilir. Nasıl gidebilir? Eski Türk filmlerinde o Yeşilçam diyorlar ya, muhakkak böyle imanı giderecek bir sahne sokuyorlardı. Demek bilerek yapılıyor onlardı. Yapan da onu bilerek yapıyor. Adam mesela böyle kasketini yan getirmiş falan, onda sana içki masasını donatmış. Bismillah diyor falan böyle, hani şey ne bileyim ben, insanları güldürebilecek bir şekilde yapıyor onu falan. Bir de besmele çekiyor, sen de orada tak diye güldün onun hareketini. Adam İslamiyet'e dalga geçiyor arkadaş ya. İçki içerken besmele çekiyor. Küfürdür bu. Bilerek yapıyor onu. Sen de ona gülüyorsun. O da küfürdür. O da küfürdür. Onda imanı gider. Onun için mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala ile bütün kitapların kapaklarına bile istiğfar yazmışlar. Ve İslam Ahlak kitabının 447 mi oralarda var. Tecdid-i iman duası var. Çoluk çocuk şey yapmalı. 3-5 Müslüman bir araya geldiği zaman, hele erkekler, hanımlarından vekalet almalı. O tecdid-i iman duasında mutlaka okumalı. Kadın erkek de okumalı. Hatta bilerek bilmeyerek. Orada işte yazıyor. Yani. Aha, bilerek veya bilmeyerek küfre, büyük günahlar neye düştüysem. İşte o bizim için kurtuluştur. Sebebine gelince mesela şeylerde katı hükümler var. Hangi konuda küfre düştüyse ondan tövbe etmedikçe tekrar İslam sarayına giremez buyuruyor. Adam nerelerde düştü bilmiyor ki. Onun için orada tecdid-i iman duasında bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğun hata, küfür ne varsa diyor, geçiyor. İşte sonraki alimler bu şekilde yaparsa Allah Teala kabul eder ve aynı şekilde o tövbesi geçerlidir diye. O bizim için kurtuluş. Nikahı da tazeliyor. Nikahı da tazeliyor. Dolayısıyla hanımından vekalet alacak. Öteden beri nikahım altında bulunan zevcem onun tarafından vekil olarak, tarafından asil olarak kendime tezvic ettim diyerek arkasına da Allahümme inni yuride en ücettil imanı ve nikaha teydiyle mikavul la ilahe illallah Muhammed Resulullah duasını okuyarak böylece küfür sebebiyle imanı gitti, nikah da gider. Küfür sebebiyle giden iman geri gelir, nikah da geri gelir.